Merhaba arkadaşlar. Bugün doğru olumlama ya da onaylama nasıl olmalı ve bunu nasıl kullanabiliriz hayatımızda, gündelik hayatımızda bunu biraz konuşuyor olacağız. Olumlama ve onaylama ise aynı yani kelime anlamı olarak aslında. Buna böyle olsak daha doğru olur. Onaylamaları yaparken aslında biz bilinçli zihnimizle ifade ediyoruz. Fakat bilinçaltımız yaptığımız onaylamayla senkronize çalışmıyorsa, bilinçaltımızda bir konuyla ilgili blokaj varsa bizim farkında olmadığımız alanda, yani bunu şöyle düşünebiliriz. Elimin olduğu hiza bizim bedensel ruhsal yönümüz, fizik realitemiz. Üst taraf, birinci üst bilincimiz, yani zihnimizle ifade ettiğimiz alan diye düşünelim. Alt tarafsa bilinçaltımız diye düşünelim örnek olarak. Biz fizik realitede dış dünyaya her an ben dengedeyim, ben dengedeyim, sakin, huzurluyum ifadesiyle bakmaya ya da yaklaşmaya çalışırken alt bilinçaltımızda biz bu ifadeye inanmıyorsak ve öfkeli bir sürü program kayıtlarımızın olduğunu, blokajlarımızın olduğunu, aslında çok şiddetli öfke duygularımızı yaşadığımızı hissediyorsak, düşünüyorsak aslında biz bilinçaltımızda buna inanmıyoruz sakin ve huzurlu olmamızda. Sadece ifade ediyoruz demektir. Arada bir senkronizasyon sorunu var gördüğünüz gibi. Biz sakin ve dengeli diye ifade etmeye çalışırken ama bilinçaltı hiç öyle düşünmüyor gerçekten. Hal böyle olunca o zaman biz ne kadar olumlama ya da onaylama yaparsak yapalım, doğru senkronizasyon üst, bilinçaltı bilinç üst arasında doğru senkronizasyon olmadığı için gereken etkiyi göstermeyecektir. Sonra dersiniz ki, o işte olumlama yapıyorum, yapıyorum, onaylama hiçbir işe yaramıyor. İşte pozitif düşünüyorum, hiçbir işe yaramıyor. Şunu yapıyorum, hiçbir işe yaramıyor. Niye olmuyor? Demek ki bu işler çok etkili değil. Diye kendi kendinizi direkt bypass edebilirsiniz, yani bloklayabilirsiniz düşünsel anlamda. Yapamıyorum, olmuyor, denedim gibi. Oysa ki bilinçaltınızda siz farklı bir program kaydı yaşadığınız için ne kadar farklı olumlama yaparsanız yapın, belli bir noktadan öteye geçemeyebilirsiniz bu tarz süreçlerle. O zaman böyle bir durumda, belli bir noktada tıkandığında konu, bilinçaltımızla ilgili yapılması gereken farklı uygulama ya da teknikleri deniyor olmamız lazım. Çünkü bir noktada konu sıkışmış demektir bilinçaltımızda. Bilinçaltımız bu konuya ikna olmamıştır. Siz bilinçli zihninizde sürekli aynı şeyi tekrarlar diyorsunuz. O açıdan kullandığımız cümleler, söylemler, onaylamalar ya da olumlamalar hayatımızdaki birçok parametreyi etkiler. Birçok alanda etkilidir, etkindir, birçok şeyi değiştirebiliriz. Ama bunu nasıl yapacağımız çok önemli. Hani ne söylediğimiz değil ama nasıl yaptığımız çok önemlidir hayatta. Bir şeyi yapış şeklimiz ve doğru yapış şeklimiz. Bu şekilde bakarsak tıkandığımız noktada konuyu çözebiliriz. Bu şuna benziyor. Hani ben işte kilo vermeye çalışıyorum diyorsunuz. Onaylama yaparak kilo veriyorum, kilo veriyorum. Kolayca kilo veriyorum onaylaması. Yaparsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Çünkü olumsuz cümle kalıbıyla siz bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Siz onun eyleme geçebilmesi için, yani mücdetsel hafızanızın harekete geçebilmesi için ben ideal kilomdayım diye olmanız gerekiyor. Çünkü kilo veriyorum olumsuz bir cümle kalıbıdır, hipnotiklik kalıbıdır. Dolayısıyla direkt konuyu baltalamış olursunuz otomatik olarak ifadelerinizi. Kendi ifadenizde kendi inancınızı çürümüş olursunuz. İdeal kilomdayımdır. Ya da işte su içsem yarıyor diyorsanız böyle bir cümleyle ortalıkta dolaşıyorsanız ideal kilodayım, kolayca kilo veriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum desenize kendi kendinizi yine baltalıyorsunuz demektir. O yüzden söylemlerimize de dikkat ediyor olmanız lazım olumlamalar yaparken. Hepsi birbirine bağlayan, birbirinize sevgimize çalışan sistemler bunlar kuantum alanda. Onun için eylemler, söylemler, ifadeler, doğru cümle kalıpları çok önemli hayatımızdaki. Buna göre konuşursak belki birçok şeyi çözmüş olacağız hayatımızdaki. Çünkü her şey sesle başladı biliyorsunuz. Ve bedenimiz bizim komutlarımızı alıyor. Bedenimiz çok zeki, bütün hücrelerimiz çok zeki. Yani şey gibi, hücrelerimizde bir kişiliği var. Ve bedenimizin %80'i su olduğunu düşünürsek, suyun bir bilinci var biliyorsunuz. Ve biz hangi program kaydını atarsak o program kaydı hayatımıza harekete geçiyor farkındaysanız. Neyi söylüyoruz, neyi konuşuyoruz, nasıl bakıyoruz hayatta? Bir program kaydı olarak bizde devam ediyor hayatımızın akışı için. Onun için söylemlerimiz çok önemli. Bedenimiz komut alıyor bizden ve ona göre bir davranış sergiliyor hayatımızla bizle ilgili. Ne yaptığımız, ne söylediğimiz, nasıl davranmamız çok önemli. Bugünlük bu kadar, sevgilerim.